Ben mi dedim size ya bana kefil olun diye? İşin yoksa dershaneye git şimdi. Ben, işim olsa dershanede ne işim var? Of, ne yapacağım ben ya? Yenge? Efe? Efe, kaygısız malikanesi. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Keyfin yerinde bakıyorum. Temizlik bitti herhalde. Yok be yengecim ya. Keyfi kim kaybetmiş de biz bulalım yani. Bitmedi mi daha? Yok, bitti de. Vallahi ben de bittim yani. Hay Allah yani. Bana önceden haber verseydiniz ben de gelirdim yardıma. Yardımlarınız için hesap numaramı verebilirim ben yani. Bak şimdi. Arkadaşlarını toplayıp hemen bize geliyorsun, tamam mı? Çok güzel yemekler hazırladım size. Yemek mi? O nereden çıktı şimdi ya? Ya hem senin yeni evini hem de benim yeni işimi kutlamak için. Vallahi iyi olur ya. Zaten benim de senden konuşmak istediğim bir şeyler var. Daha doğrusu herkesten. O zaman geliyoruz, tamam. Tamam. Hadi bay. Ne yapıyorsun sen? Toplanıyorum. Ya onu gördüm de niye? Ha senin haberin yok mu? Efe'ye ev tuttuk. Onunla kalacağım. Aa, ne zaman oldu bu? Yani benim niye haberim yok? Yani vallahi aniden oldu Mine. Biz de bugün tuttuk, hep beraber temizledik. Hah, Aslı'cığım ya. Şunları toplamama yardım eder misin? Aa, toplanıyor musun sen? Efe'ye mi taşınıyorsun yoksa? Evet ama hemen değil. Yani çok fazla kıyafet var. Bazı valizleri açmadım. En azından onlar orada kalsın. Alıştır alıştır yani. Aynen öyle. Gerçi dershaneye gitmezse ne yapacağım bilmiyorum. Gider gider. Sen ona söyledin de bakma. Hele bir gitmesin. Ya bu arada sen babanla konuşabildin mi? Ah. Beyefendi arıyor. Efendim. Metin abilere mi? Yani ben de konuştum, herkes de konuştu ama tutturdu dershaneye gitmeyeceğim diye. Hele bir gitmesin. Babam da parayı gönderdi. Yemin ediyorum atarım çuvalın içine kedi yavrusu gibi götür bırakırım Urla'ya. Metin sen de ne meraklısın ya şu çocuğu göndermeye. Öf. Hah geldiler. Hoş geldiniz. Baba nasıl? Pek bir şey söylemedi. Zaten biliyorsun ikimizin etkilenmesini istemiyor bu konularda. Yani? Yani işte bu kadarla kurtulduğuna dua ediyoruz. Ben çok üzgünüm. Böyle zamanlarda ne söylenir hiç bilemiyorum. Senin bir şey söylemene gerek yok ya hayat. Herkes her şeyin farkında. Bizimkiler de yakında Ulu'ya dönecekler. De babamın aklı hala devada. Deniz ne oldu ki baban abiciğim? İyi akşamlar ev halkı. Bakın size ne getirdik. Profiterol. Bilemediniz. Elma şekeri. Aa, gerçekten mi? Vallahi en son ne zaman yedim hatırlamıyorum bile. Hadi nasıl hatırlayacaksın yani? Sen o zamanlar sümüklü bir şeydin. Herkese birer tane, ona göre. Almanya'nın nerede? Ne haber abi? Yok, çamarmanı unutmuşuz. Ha, iyi etmişsiniz. Hanımefendi yine arkadaşlar edindi zaten, boş verin. Saçmalama birader. Söylediğiniz dallasın tadı mı olur ya? Efe, o gelirse ben giderim, bilmiş ol. Ya kuzu, olur mu öyle şey? Aslı haklı Efe. Yani sana bunca olan biten şaka gibi geliyor galiba. Ya arkadaşlar, siz de şunu anlamıyorsunuz galiba. Çevresi onu dışlarsa o kız etrafına zarar vermekten başka bir şey yapmayacak yani. Ve çevresinde bizden başka kimse olmadığı için yine zarar gören biz olacağız. Aslı'cığım, ya yaşananların ne kadar kötü olduğunu farkındayım. Ama bu zor günlerin üstesinden gelmek zorunda olduğunuz gibi... ...Mini'yi de bir şekilde kazanmak zorundasınız. Bu ne kadar zor olsa da. Peki hocam, tamam. Yani sırf sizin hatırınız için. Bendeki emeğiniz büyük. Makaleyi gönderdim, aldın mı? Evet, teşekkür ederim ama henüz bakamadım. Tamam, önemli değil.
Neredesin şimdi? Ben de evdeyim. Sıkıntıdan patlamak üzereyim. İstersen dışarı çıkabiliriz. Alo Efe. Kızım neredesin sen ya? Asıl sen neredesin ya? Eve falan çıkmışsın, haber vermiyorsun. Ya vallahi o kadar ani oldu ki benim bile haberim yok yani. O derece hani düşün. He. Yani bilmeden oldu. Ya ne bilerek yapacağım, Allah Allah. Sen bırak şimdi bunları ya. Olan olmuş. Bak bütün kızları toplandık, seni bekliyoruz ya, hadi. Beni mi? Nereye? Abimleri, yengem çok güzel yemekler yapmış ya. Ah be Efe ya, bu şimdi mi söylenir? Bizim çocuklar unutmuş. Ben de seni arayayım dedim. Hadi gel, bekliyoruz. İki adımlık yer. Ha iyi, tamam, geliyorum o zaman. Efe de olmasa bizi düşünecek kimse yok ha. Ben Metin abilere gidebilir miyim? Yani bizim çocuklar orada olacakmış. Yemek falan yiyecekmişler de. Ha, tamam yavrum. Haberim var. Gönül telefon etti az önce. Peki ben çıkıyorum o zaman. İyi akşamlar. Nerede kaldı bu kız? Ay süsleniyordur o şimdi. Anca gelir. Vallahi çocuklar, ben kahvaltıyla duruyorum. Dayanamayacağım, yiyorum yani. Çok acıktım. Geldi. Ha, bekleyin hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz mi dedi? Abi seninkiler gelmiş olmasın ya, Sevgi Hanım teyzeler falan. Aman oğlum, ağzına yer alsın ya, saçmalama. Hiç çekememiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Kerem'i bekledim de. Hoş geldiniz. Valla yengem niye demiyorum ya, çok güzel yapmış yemekleri ya. Efe'cim sen de üç türü aynı şeyi söylüyorsun ama ya. Ne yapayım abi, herkes süspüs olmuş, kimse konuşmuyor. Efe hani sen bir şeylerden bahsedecektin, telefonda öyle diyordun. Ya kötü bir şeyse falan sakın anlatma, bak ağzımızın tadını bozma abiciğim. Yok ben onu da düşündüm abicim, yani ağzınızın tadı bozulursa... Yalar yalar düzelirsiniz, bunlar olmuş şimdi efendim. Efe bu elma şekerleriyle bizi kandırmayacağını biliyorsun değil mi? Yok be kuzu. Yani siz benim için babama söz verdiniz ya. Sizi zor durumda bırakamam. Ben düşündüm, taşındım. Hazır babam da para göndermişken... dershaneye yazılmaya karar verdim. Oh be. İşte budur be kardeşim, işte bu. Doğru olanı yaptın. Kimin sevgilisi? Elma şekeri falan deyince korktum yani. Yok ya, abartmayın siz de canım. Ne var ki? Çocuklar, ben de size güzel bir haber vereyim mi? İş buldum. Aa. Hocam hayırlı olsun, tebrik ederim. Siz de mi öğretmensiniz? Evet, yazdan beri ara vermiştim. Şimdi yarı yıl tatilinden sonra tekrar çalışmaya başlayacağım. Aslında iş demişken Kerem, sen ne zaman söyleyeceksin? Hani Asya'ya bir şey söyleyecektin ya. Ne oldu hocam? Ne konuşacaktınız benimle? Yerine hala bir asistan bulamadım Aslı. Yani eğer çalışmak istersen tekrar başlayabilirsin. sağ olun hocam ama ben... Bence bir düşün. Sonuçta karar yine senin. Sen benimle uğraşmaktan vazgeçmeyeceksin ha? Senle uğraştığın falan yok Aslı'cığım. Peki
Peki o zaman neden Kerem Hoca'yı buraya davet ettin? Neden bu iş meselesini açtın? Aslıcığım ya yeter hakikaten. Ne sen ne Deniz umurumda değilsiniz benim. Ya ben sadece kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Buna inanmayı gerçekten çok isterdim. Ama beni o kadar çok yanılttın ki. Korkuyorsan ben söyleyeyim de senin için rahat etsin Aslı. Ben Deniz'i artık unuttum. Unutsan da unutmasan da benim içim rahat zaten. Sen merak etme. O yüzden beni uzak tutmaya çalışıyorsun. Ne bu surat Efe? Ölüme gitmiyorsun, okumaya gidiyorsun. Of, ölüme giden ben değilim ki kızım. Hayallerim. Hayallerini bilmiyorum ama okumak hayallerini ulaşmanı engellemez. Aksine yardımcı olur. Ya amaç okumaksa yani ben bugün bir sürü kitap aldım yani. Hepsini okuyorum. Senin gibi, yengem gibi bir hocanın bana onay vermesi şart değil ki. Ya da birilerinin bana aferin oğlum okuduklarını anlamışsın diyerek bir diploma vermesine ihtiyacım yok ki. Efeciğim bu sadece diploma meselesi değil ki. Bak kaç yıl oldu okulu bitireli ben hala çok özlüyorum o günleri. Okumayı mı özlüyorsun sanki? Arkadaşların, ortam falan onları özlüyorsun. İşte bak doğru söylüyorsun. Okumak sadece okul değil ki. Ya yani orada bir hayat var. Benim olduğum her yerde hayat var. Yani ben eminim ki insanların bana zekama ihtiyaçları var. Ne yapmak istiyorsun? Rahmetli Sakıp Sabancı'nın da dediği gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak istiyor. Evet. Yani onun gibi sıfırdan başlayıp zirveye çıkan bir sürü insan var. İyi de yani sıfırdan başlayıp sıfırda kalan milyonlarca insan da var. Ya onlardan biri olursan? Vallahi Deniz olan denemeden bilemeyiz değil mi? Yani sonuçta okula gidenlerin tek bir amacı var. Bir meslek edinmek, para kazanmak. Ama en önemlisi topluma faydalı biri olmak değil mi? Ben de aynı şeyi istiyorum. Ama bir farklı yani bunu okula gitmeden hemen yapabilirim. Sen isteyince her şey oluyor mu Efe? Tabii ki olmuyor abicim. Zaten bunları tartışmanın bir faydası da yok artık. Efe istediğiniz gibi yarın dershaneye kaydını yaptıracak. Haziran'da sınavı kazanacak. 4 yıl okuyacak. Güzel güzel mezun da olacak. Ondan sonra da Nazilli Belediyesi'nde Tapu Kadastro memuru olarak 3 kuruş maaşa talim edecek. Olan bu olacak. Ne güzel bir akşamdı değil mi? Evet, iyi oldu. Bir de gelmeyeyim diyordun. Ondan değil de sonuçta bu insanları pek tanımıyorum. Aslı dışında yani. Yani gelmezsen tanıyamazsın tabii. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu saat daha çok erken. Eve gitmesek olmaz mı? Olur. Da nereye gideceğiz peki? Yani bilmem ki. Baş başa kalabileceğimiz bir yere mesela. Konuşabileceğimiz bir yere. Ne konuşacağız? Ya bilmem. Ama buluruz konuşacak bir şeyler. Ben sana demiştim. Mina Hanım'ın Kerem'den hoşlandığı falan yok ki. Aklı sıra seni yine Kerem'in yanına yaklaştırıp ikimizin arasını açmaya çalışıyor. Aslına bakarsan doğru söylediğini düşünüyorum. Yani bu gecek gösterisinden sonra bunu baya baya kanıtladı. Yani Mina Hanım'dan sonra hoşlandı. Ben özür dilerim. Niye? En iyisi eve bırakayım seni ha. Hadi. Peki buna ne diyorsun? Bilmiyorum. Yanılmışız galiba. Bunlar baya baya sevgili olmuşlar. Aman neyse neler işte bize ne. Böylesi daha iyi. Efe'nin dediği gibi bizden uzak durmuş olurlar. Boş versene.